Son seansla karşınızdayız. Konut konuşacağız, aynı zamanda enerji konuşacağız. Konut piyasasındaki anomali nerede dengelenecek? Konut fiyatlarındaki bu yüksek hız devam edecek mi? Uzman konuğumuza bunu soracağız. Enerji tarafındaysa bu seviyeler ne kadar sürdürülebilir? Buna bakacağız. Konuklarımız kimler? Konuklarımız enerji uzmanı Kenan Yavuz ve Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı olacak. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı bizimle. İnanç Bey merhaba, hoş geldiniz. Bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. İnanç Bey, konuta dair ne soracak sorular tükenir aslında, ne de üzerine fikir yürütebileceğimiz mevzular tükenir. Zira son dönemde çok ciddi bir piyasa anomalisinden bahsediyoruz burada. Hem kiralar çok yüksek seviyede, konut fiyatları ciddi oranda artmış durumda. Şimdi en son aldığımız verilere göre de konut fiyatı artışındaki yeni rekor %127. Ama aslında %127'nin bile piyasa dinamiklerini tam olarak yansıttığını söylememiz çok da mümkün değil. Siz ne söylersiniz? Bu fiyatlar bu seviyelerde devam eder mi diye buradan başlayalım. Ardından altında yatan sebeplere doğru da yavaş yavaş geçiş yapalım. Tabii şimdi aslında trendin bir süre daha böyle devam edeceğini net bir şekilde öngörebiliriz. Bunda belli sebepler var. Birinci sebep tabii ki enflasyon tarafı. Malum pandeminin oluşturduğu ve akabinde de yine Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın da beraber oluşturduğu risklerle dünya genelinde tedarik zincirleri ciddi şekilde kırılmış durumda. Bir taraftan da diğer taraftan da aslında pandeminin oluşturduğu mobilitenin ve hareketliliğin yavaşlamasıyla beraber geçtiğimiz 2 yılda üretim yavaşladı ve bunun üzerinde arz talep arasındaki denge bozuldu. Ortalama Türkiye'nin yıllık 700 ila 800 bin adet konuta ihtiyacı olduğu yaklaşık hesaplamalarda yapıyor. Son 2 yılki rakamlara baktığımızda da 500-550 bin adet civarında konut üretilmiş durumda. Bu sebepten dolayı arz talep arasında talep taraflı bir baskı var. Birinci öncelik bu. İkincisi, arsa bilhassa büyük şehirlerde nüfusun yoğun olduğu ve talebin yoğun olduğu büyük şehirlerde arsa üretmek tarafında zorluklar var. Kentsel dönüşümün bir miktar daha hızlanması lazım ve şehir merkezindeki projelerin daha hızlı hale gelmesi lazım. Üçüncü bir baktığımız nokta, aslında oraya da değinmem lazım. Kişi başı aslında bir ünitedeki yaşayan birey sayısı, bu işte günümüz koşullarıyla önceki dönemlerde birkaç 4-5-6 yıl önce %4'lerdeyken şu an %3.3'ler seviyelere gelmiş durumda hane başı yaşayan kişi sayısı ve bu da tabii ki bunun gibi birçok dinamikle beraber tabii ki talep yönünde yoğun bir şekilde baskı oluşturuyor. Enflasyon ve hani imalat tarafındaki maliyetler burada en önemlilerden birisi. Siz de demin yayının başında bahsettiğiniz gibi İnşaat maliyetleri son bir yılda %126 civarında artış göstermiş durumda. Burada malzeme çok daha fazla, ortalamayı yani %126'ya getiren de işçilik tarafında tabii daha göreceli düşük bir artış oluyor. Ve ortalama %126 gibi ciddi bir maliyet artışı oluyor. Bunların tamamını derhal aslında konut projelerindeki fiyatlara da yansıtma imkanı yok geliştiriciler tarafında. Bir miktar bu tedirici olarak zaman içinde yansıyor ama önümüzdeki dönemlerde de tabii ki bu enflasyon tarafındaki trend yine yukarı yönlü olduğu sürece maliyetler tarafında yine yukarı yönlü bir ivme olacaktır. Bir taraftan tabii hükümetimiz belli açıklamalar, belli planlamalar yaptı. Evet. İlk evini alanlara proje. Bunun dışında önümüzdeki günlerde bilhassa açıklanması beklenen, çünkü günün sonunda dünya genelinde oluşan tedarik zinciri ve emtia fiyatlarındaki maliyetler dolayısıyla, ki her ne kadar işte dün biliyorsunuz Fed faiz arttırdı, bugün Avrupa'da yine benzer faiz arttıran merkez bankaları var. Belki emtia fiyatlarını bir miktar kontrol altına alabilir. Bence emtia fiyatları bugün artık en yüksek seviyeyi görmüş durumda ama bir süre daha yine bu yukarı seviyelerde gideceğini öngörürsek, bizim bilhassa konutun maliyetindeki iki ana girdiden biri malzeme ve üretimi, madem kısa vadede daha dengeleyebileceğimize göre arsa maliyetini düşürecek adımlar olması lazım. Bu noktada da işte tarım ve orman dışı alanlar, bu noktada çalışmalar yapıldığını da duyuyoruz. İşte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu noktada aslında
nitelikli arsaları, işte orman ve tarım statüsünde olmayan arsaları bir an önce aslında üretim için yani piyasaya sunup belki o şekilde bir miktar daha arzın artması lazım. Ancak tabii ki bu sizin bahsetmiş olduğunuz dengelenme yani önümüzdeki 6 ay 9 aylık sürede ancak bir miktar olabilir. Bu sonuçta günün sonunda biz ortalama markalı kontrol üreticileri bir projeye başladığımızda teslim etmemiz 2 ila 3 yıl oluyor. Bu sebepten dolayı çok böyle kısa vadeli aylar içinde tabii ki bu sorunun çözülmesi söz konusudur ki bu dünya genelinde de sadece yani Türkiye'nin dünya genelinde birçok ülkede benzer haberleri okuyoruz. Gelişmiş veya gelişmekte olan ekonomilerde. Dünya genelinde de dediğim gibi bilhassa pandeminin oluşturduğu üretimin yavaşlaması kaynaklı bir konut krizi oluştu ve bu da tabii ki yine bahsetmiş olduğunuz gibi kira rakamlarının üzerine de tabii ki baskı kuruyor. Evet, yabancıya satışlar da %130'lar civarında artmış durumda. Ben işin o kısmına da bir değinmek istiyorum. Şimdi sektörün döviz açığı anlamında baktığımızda evet yabancıya satışların son derece anlamlı ve önemli olduğu aşikar. Lakin bunun da acaba yerli açısından bir fiyat baskısı yaratıyor mu, yaratmıyor mu, ne dersiniz? Şöyle değinebiliriz aslında buna. Yani günün sonunda toplam satışlar içinde yabancı payına baktığımızda %3-4'ler seviyesinde aslında çok büyük bir oran kapsamıyor. Ancak tabii ki belli bölgelerde biraz daha yüksek oranlar var. Örneğin geçen bir rakamlara baktığımda Antalya'da biraz daha bilhassa Rusya-Ukrayna savaşından sonraki TÜİK rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı biliyorsunuz. En çok eskiden Rus yatırımcılar gayrimenkul alan yatırımcılar daha aşağı sıralardaydı ilk ona gelemezken şu an birinci sıraya aldı bu Rusya Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla beraber. İşte bilhassa güney bölgelerinde Antalya'da yabancı satışı %28'inde bulmuş geçen Mayıs ayında rapordan okuduğum. Yani İstanbul'da da artık yani biz de kendi projelerimizde de Rus yatırımcı görüyoruz ama yani genel toplam içinde baktığınızda belli bölgelerde fiyatlar ve kira tarafında bir baskı oluşturabilir ki kira çok yok aslında ama fiyatlar, satış fiyatları üzerine baskı yok ama genel içinde değerlendirdiğimizde tabii ki yani %3-4 gibi çok büyük bir oranı kapsamıyor. Bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Diğer taraftan diğer açıdan da bakarsak doğrudan gayrimenkul yatırımcısı doğrudan döviz kazandırıcı bir sektör haline geldi gayrimenkul sektörü. 6-7 milyar dolarlar, yani daha doğrusu 3-4 milyar konuşurken 6-7 milyar dolarlar gerçekleşti. Belki bu yıl bu trend giderse 8-10 milyar dolarlar rakamlarına gelebiliriz. Bir taraftan da bu Haziran ayının 12'sinde ya da 13'ünden itibaren biliyorsunuz gayrimenkul yoluyla vatandaşlık imkanı var Türkiye'de. 250 bin dolar yatıran kişiler vatandaş olabiliyordu gayrimenkul alımıyla. Bunu da 400 bin dolar çıkarttı. Evet. Bunun da etkilerini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Bu nasıl bir etki oluşturacak yabancı alıcılar tarafında bunu da deneyimleyeceğiz diyebiliriz. Ama bu trend bu şekilde giderse bir taraftan da yıllık 8-10 milyar dolar yabancı yatırımcının ve doğrudan yatırımın da Türkiye'ye gelmesinin tabii ki pozitif etkilerini sadece gayrimenkul sektörü için değil tüm ekonomi için değerlendirmek lazım. Biz bunu yaklaşık işte mütekabiliyet kanunu çıktıktan sonra 5-6 yıldır deneyimliyoruz. Yabancı yatırımcılara birçok ülkeden yabancı yatırımcıya batıdan doğuya kadar gayrimenkul satıyoruz. Ve sadece gayrimenkul olarak kalmıyorlar. Bunun bir genel ekonomide bir ekosistem oluşturduklarını net bir şekilde görüyoruz. Çocuklarını okutuyorlar, alışveriş yapabiliyorlar, yatırım yapıyorlar, kendileri iş alanları açıyorlar. Hani biz ne kadar çok Türkiye'ye yabancı nitelikli yatırımcıyı çekebilirsek Türkiye ekonomisi için ve refah için olumlu bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Evet, gelen profil de tabii bu anlamda çok önemli. Ne kadar yatırımcı olup olmadığı. Peki bunun yerliye maliyeti ne olur? İşin o kısmını da merak ediyorum. Çünkü zaten arz tarafında bir sıkıntı yaşanıyor. Konut arzında bir sıkıntı var. Bir yanda dövizle ödeme yapabilen bir müşteri varken acaba yerli açısından bu fiyat baskılarını daha da artırır mı? Demin de bahsettiğim gibi aslında toplam adet içinde %3'lük, %4'lük bir rakamı konuşuyoruz. Yabancı yatırımcı çok büyük bir rakamdı. Yani fiyat artışlarının arkasında yabancılar ev alıyor Türkiye'de, bu yüzden fiyatlar artıyor demenin ben doğru bir tespit olduğuna inanmıyorum. Sadece şunun altını çizeyim. Belli bölgelerde tercih edilen, yabancıların tercih ettiği bölgeler özelinde bir miktar yukarı yönlü fiyatlara baskı oluşturabiliyorlar. Ama genel şu an konuştuğumuz konut ihtiyacı, nitelikli konut ihtiyacının karşılanması noktasında yabancıların bir negatif etkisi olduğunu, yabancı yatırımcı bir negatif etkisi olduğunu kabul etmek doğru değil. Buradaki en önemli sebep dünya genelindeki emtia fiyatlarındaki olağanüstü artış pandemi sebebiyle,
İşte dövizdeki, kurumuzdaki artışla beraber ve oluşan, dünya genelinde oluşan enflasyon, Türkiye'de yansımalarıyla beraber, enflasyonla beraber maliyetlerin çok yüksek şekilde artması. Demin de zaten yayının başında konuştuğumuz gibi %126 gibi sadece maliyet tarafındaki bir artış, ki diğer alanlara da bu yansıyor. Hani tabii ki doğal olarak bu fiyatların üzerine bir baskı oluşturuyor. Bizim buradaki bence en önemli strateji, ki bu noktada adımlar atılmak için hazırlıklar yapıldığı net bir şey gözüküyor. Bizim hani gayrimenkulcünün, bizim sektörün bize ham maddesi arsa, ne kadar çok arazinin maliyetini düşürebilirsek toplam satış değeri üzerindeki payını, o kadar ulaşılabilir oranlarda tüketiciye ulaştırırız. Çünkü nihayetinde bugün enflasyonun 70-75'ler seviyesinde öngördüğünüz anda kamu bankalarıyla yıllık %20 civarında, özel bankalar bir miktar daha yüksek, yaklaşık işte 25-30 civarında konut kredisi kullanması bile ciddi şekilde bir negatif, enflasyona göre negatif bir maliyetle konuta ulaşabiliyorlar aslında. Hani finansman ve ürüne ulaşma noktası sıkıntı yok. Sadece arz tarafında sıkıntı var. Bizim de bu arzı arttırarak o dengeyi, arz talep arasındaki dengeyi bir an önce kavuşturmamız lazım. Bir diğer atılan adım var. Ona da değinelim isterseniz. Hani yine düşük faizli krediler. Açıklanan paket. Evet. Evet. Zamanımız var mı bilmiyorum ama. Tabii tabii zamanımız var. Zaten ben tam olarak o soruyu yönlendirecektim size. Bu anlamda piyasayı daha normalize etmek adına atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz diyecektim ki bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de düşük faizli kredi sağlanması konut alımında. Bu hamleleri de bir değerlendirelim. Tabii kesinlikle. Yani ben de oraya gelmek istiyordum. Aslında yapılan adımlardan 3 tane ana başlık oldu ve önemli ve doğru adımlar olduğunu düşünüyorum. Birincisi, ilk evini alacak tüketicilere aylık 0.99, yıllık yaklaşık yuvarlak %12 gibi gerçekten çok uygun maliyetli kredi oluşturuyor 2 milyon TL'ye kadar. İkincisi, TOKİ'ye 30 milyar TL'lik bir kaynak oluşturuldu. Düşük gelir grubu vatandaşların konuta ulaşması ile ilgili bir adım atıldı. Üçüncüsü, yine inşaat seviyesi işte %50'yi aşmış, satışı %40'ı aşmamış projelere 20 milyar TL'lik bir kaynak aktarıldı. Ki ben sektör temsilcisi olarak, biz STK'larda da meslektaşlarla konuşuyoruz. Bunun yeni projelere de benzer kaynakların aktarılmasının bence inşaat süreçlerinin hızlanması ve yeni üretim hızlanması önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bir teşvik beklentisi var sektörün. Diğer taraftan bir de hani aslında markalı konut üreticileri, işte TOKİ, Emlak Konut ve Büyükşehir Belediyelerinin konut üreten iştiraklerini koyduğumuzda Türkiye'de üretilen toplam konutun yaklaşık %20-25'ini üretiyor. %75'i de hani mahalle arasında daha orta ve küçük ölçekli müteahhitler üretiyor. Onlara uygun da bir paket hazırlandı. Onlar için de finansmanı ile ilgili çalışmalar yapıldı ve oralarda inşaatlar daha küçük ölçekli olduğu için 1 yıl gibi, 12 ay, 15 ay gibi sürelerde çok hızlı tamamlanabiliyor. Ve o alanlarda yapılacak projelerle de aslında bu kısa zamanda ihtiyaç olan konutların üretilmesi lazım. Önümüzdeki dönemde yine Ağustos ayında bir çalışma yapılıyormuş. Çevre-Şehircilik Bakanlığı hem hazine arazilerine ilgili ve İşte düşük gelir grubunda farklı ödeme planlarıyla, işte aidat önerileri gibi. Hani bu tür adımlar, önümüzdeki dönemdeki bu tür adımlarla aslında hani arz talep arasındaki denge en kısa zamanda dengelenmesi bizim de arzumuz sektör olarak. Ama demin de bahsettiğim gibi sektör temsilcileri olarak işte tapu alım satımlardaki bir indirim, bunun dışında yeni başlayacak projelere de özel finansman koşulları sağlanması ve üretimin hızlanmasıyla ilgili, o yani demin bahsettiğim kriterlerin belki gevşetilerek veya kolaylaştırılarak yapılmasıyla bizim bir an önce daha çok nitelikli konut üretmemiz lazım. Geçtiğimiz günlerde açıklanan TÜİK verilerine de baktığımızda toplam satışlar içindeki birinci el satışlar dediğimiz, yani yeni konutların payı %23-25'ler civarında. Bu 5 yıl önce %40-45'ler seviyesinde seyrediyordu. Bunun da sebeplerinden birisinin ben yeni konut üretiminin azalması sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten dolayı bizim özel sektöründe hızlı kapasitesi ve üretme kapasitesi olan özel sektöründe işte bu tür kredi teşvikleri desteklenerek ve uygun maliyetli arsalar ortaya koyarak hızlı bir şekilde ihtiyaç olan konutlara üretime destek vermesini sağlamak olduğunu düşünüyorum.
Evet, şimdi arsa olmaması en temel sebeplerden bir tanesi dediniz. İnşaat maliyetlerindeki artış, bir diğeri de bahsettiğiniz sebeplerden bir diğeri de kentsel dönüşüm süreçleriydi. Biraz da kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin konuşalım. Buradaki problemler neden kaynaklanıyor ve nasıl çözülebilir? Evet, çok fazla ortağın olduğu bir yerde, işte bir binanın sahibinde çok fazla ortak varsa paylaşmakta da güçlük çekiyorlar. Bu anlamda biraz zor süreçler de yaşanıyor tabii. Süreç uzadıkça maliyetler de artıyor gibi durumlar oluşuyor. Burada kentsel dönüşüm süreçlerinin daha hızlı ve efektif işleyebilmesine ilişkin neler söylersiniz? Şimdi kentsel dönüşüm gerçekten yani son yıllarda hayatımızın bir parçası. Zaten deprem gerçeğini konuşmaya gerek yok, hepimiz biliyoruz. Evet. Bunu birçok kez dile getirdik. Kentsel dönüşümün 3 tane ayağı var. Birincisi tabii ki hak sahibi ayağı, vatandaş ayağı. İkincisi geliştirici ayağı. Üçüncüsü de kamu ayağı. Hani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kamu tarafından hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyelerin tarafından aslında kentsel dönüşüm gerçekleşmesi için maksimum kararlılık ve irade olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu noktada ellerinden geldiğince adım atmaya çalışıyorlar. İkinci, geliştiriciler tarafında da yine biz mesela Ege Yapı olarak, biz kendi firmamız olarak bir Anadolu yakasında, biz Avrupa yakasında, İstanbul'da iki bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Ama ne yazık ki işte yaklaşık bir tanesi 5. yılına geldi. Daha halen işte imar vesaire çalışmalarını bekliyoruz. Üçüncü de vatandaş ayağı. Vatandaşla ilgili aslında ilk konu oradan başlıyor. Kentsel dönüşümün bir imar artışıyla olmayacağını net bir şekilde ortaya koymak lazım. İşte Fikirtepe çok uzun yıllar sürüncemede kaldı. Bazı projeler bitti ama birçoğu bitemedi, ama daha sonra şimdi emlak konut devreye girdi ve bütün projeler bitiriyor. İnşaatlar başladı. Oradaki konu bitecek, ama demin de dediğim gibi hani kentsel dönüşümün algısının imar artışıyla olmadığının hem vatandaşın tarafından da çok net bir şekilde algılanması lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü günün sonunda 20, 30, 40 yaşındaki bir binayı yenilediğiniz anda metrekareniz küçülmüş olsa dahi o yeni binanın değeri çok kat be kat artıyor, artmış olacak. Bu sebepten dolayı bir ciddi bir değer artışı olmuş olacak ve bundan hem vatandaş yararlanacak, hem geliştiriciler, tabii ki ticari işletmeler olması sebebiyle geliştiriciler yararlanacak ve tabii kamuda düzenleyici olarak bu dengeyi sağlamak zorunda. Bakanlık önemli adımlar attı. Bilhassa kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için hem rezerv alan konusu, hem riskli yapılar, hem de diğer taraftan işte rezerv alan ilan edilen bölgelerde veya riskli alan ilan edilen bölgelerde 2/3'te dönüşmesi için önemli. Ancak bence burada en önemli ayağı hani vatandaşımızın bir an önce bu kentsel dönüşümü olumlu bir şekilde desteklemesi ve dönüşümü sağlaması. Nihayet 7 milyon konut, işte 20 milyon stoğun 7 milyonunun dönüşmesi gerektiğini konuşuyorduk. Bugüne kadar belli bir rakamlar oluştu, dönüşümler oldu. Ancak bizim en kısa zamanda bunu hızlandırmamız ve arttırmamız lazım. Ve şehir merkezlerindeki bu eski yapılaşmadan kurtarmamız lazım. Çünkü kentsel dönüşüm sadece binaların dönüşümüyle olmuyor. Bir bölge bazında yaptığınız anda tüm altyapısı, sosyal donatıları vesaireleri daha bugünün koşullarına uygun altyapıyı da oluşturmuş oluyoruz. Bir diğer konuda bilhassa hani benim hani her zaman düşündüğüm ve dile getirmeye çalıştığım bir başlık da hani büyük şehirlerde, bilhassa konuta yoğun ihtiyaç şehirlerde ulaşım ve altyapının hazırlandıktan sonra belki şehrin bir miktar daha dış çeperlerine pilot uydu şehirler oluşturulması, aslında şehir merkezlerindeki yoğunluğun da bir miktar daha dışarı çıkarılması için faydalı bir adım olacak diye düşünüyorum. Ve bir diğer konu aslında buradan kentsel dönüşümden de bağlayacağımız, malum enerji verimliliği ve enerji tasarrufu en önemli şey, karbon salınımı en önemli şey, iklim değişikliği hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Bir an önce biz nitelikli konutlara, nitelikli altyapıya oluşturup yatırım yaptıkça binalarımızı da hem ısı yalıtım hem enerji verimliliği noktasında daha üst segmente getireceğiz ve net enerji ithal eden bir ülke olarak aslında o taraftaki de enerji ithalat tarafındaki de negatif baskıyı daha pozitif hale getirmiş oluruz. Aslında bunun yani kentsel dönüşümün ve oluşmasıyla beraber çok ciddi şekilde ekonominin üzerine topyekün olumlu faydaları olacaktır. Evet, katma değeri de son derece yüksek hamleler olacak tabii bu anlamda. Şimdi hangi bölgelere peki özellikle kaymış durumda yeni projeler, alımların arttığı bölgeler? Örneğin Tuzla bölgesi benim bildiğim kadarıyla son zamanlarda çok fazla yükseliyor. Çok yeni yapılaşma var. Siz projelerinizi hangi bölgelerde yoğunlaştırıyorsunuz?
Bizim şu an hali hazırda İstanbul'da ve İzmir'de devam eden projelerimiz var. Başlamış ve planlama halinde projelerimiz var. Biz bu yıl başında 7 tane projeyle ilgili bir yatırım planı hazırladık. Bu yıl en az 3 tanesini başlamayı planlıyoruz. Birincisi Isparta Kule'de başladığımız bir projemiz. Avcılar Isparta Kule'de başladığımız 550 konutluk proje var. Burada inşaat başladı. Diğer taraftan yine Anadolu yakasında Çekmeköy'de bir projemizi başlayacağız bu yıl sonbaharla beraber. Diğer taraftan planlama aşamasında olduğumuz İstanbul'da, Şile'de, Beyoğlu'nda projelerimiz var. Bir taraftan da İzmir'e aslında adım attık. İzmir'de şu an için 3 bölgede proje planlamalarımız var. Birincisi Urla'daki Kekliktepe'de proje oluşturacağız. O da aslında bir miktar pandeminin akabinde biliyorsunuz bilhassa bahçeli evler, yatay yapılaşma, işte balkonlu evler vesaire gibi müstakil yaşam çok revaçta oldu. Buna uygun bu taleplere pandemi sonrası post pandemi dediğimiz dönemde tüketicinin taleplerine uygun ürünler üretmeye çalışıyoruz. Yine İzmir'de Dikili'de bir villa projemiz olacak ve yine Alsancak'ta şehir merkezinde yine bir kentsel dönüşüm eski bir fabrika binasının fonksiyonunu yitirmesi sonrası dönüşümüyle beraber bir konut projesi olacak. Bu alanlar aslında büyük şehirler diye bahsettiğimiz bölgelerde şehir merkezlerinde çok yoğun bir şekilde yine talep var. Zaten bunu net bir şekilde görüyoruz. Diğer taraftan da pandemi sonrası demin de bahsettiğim gibi işte villalar, işte bahçeli evler veya geniş alanlı balkon, geniş balkonlu evlere yoğun bir şekilde talep ve ilgi oluyor. Biz de yatırımlarımızı bu yöne yönelttik. Yaklaşık işte önümüzdeki 3 yıl içinde 7 tane projemizle beraber 7 milyar TL değerinde projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Evet, pandemi sonrasına vurgu yapmanız gerçekten çok iyi oldu. Çünkü bu anlamda tüketicinin davranışları da çok fazla şekillendi pandeminin ardından. İnsanlar ona göre evlerini değiştirdiler. Çünkü bu kadar uzun süreler evde geçireceksem eğer en azından daha konforlu ve daha keyifli bir atmosfer olması gerekir diye. Belli ki inşaat sektörünü de bu anlamda yeniden mi şekillendiriyor tüketici davranışları? Kesinlikle. Şimdi aslında biraz da o alanda değineyim müsaade ederseniz. Lütfen. Şimdi pandemiyle beraber dediğiniz gibi hayatımız da değişti. Artık uzaktan çalışma çok daha yoğun bir şekilde hayatımıza girmiş oldu. Buna neye ihtiyaç oldu? Hepimiz evimizde bir çalışma köşesi, çalışma odası, çalışma alanı ihtiyacımız oldu. Diğer taraftan balkonunki bir dönem Fransız balkon modası vardı. Yani Fransız balkon biliyorsunuz balkonsuz evler aslında ki hem Türkiye'nin kültürel açıdan hem de iklim açısından aslında biz balkon hakikaten hayatımızın bir parçası yaşamak Evet. için. Bu sebepten dolayı balkonlu evlerin ne kadar önemli olduğu oldu veya yine bahçelerin, yeşil alanların, yürüyüş yapabilecek, nefes alabilecek alanların ne kadar önemli olduğunu hayatımızda görmüş olduk. Diğer taraftan tabii ki enerji verimliliği noktasında farklı adımlar oldu. Artık işte bakanlığın da yönergeleriyle belli metrekare üzerindeki binalarda fotovoltaik paneller, işte gri su dediğimiz yağmur suların toplanıp bahçe sulama vesaire gibi alanlarda kullanılması gibi yeni kriterler hayatımıza girdi. Bunlar da aslında 2 tane önümüzdeki dönemde pandemi sonrasında dünyanın gayrimenkulde 2 tane konuştuğu, tartıştığı ve hayatımızı etkileyecek başlık var. Birisi demin bahsettiğim sürdürülebilirlik yani enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik tüketimin minimum hale gelmesi. İkincisi de aslında iklim değişikliği ki yine geçtiğimiz hafta sonu ne yazık ki Ankara'da benzer bir şey yaşadık. Dünyada da birçok yerde yaşandığının haberlerini okuyoruz. Aslında bu da iki konuda hayatımızın bir parçası oldu. Bu noktada da dünyada ciddi çalışmalar var. Biz nasıl gayrimenkul projelere bunları yerleştirdiğimiz gibi şehirlerimize de yerleştirmemiz lazım. İşte yeşil dokular, işte millet bahçeleri yapılıyor. Bunlar gerçekten şehrin içlerinde yani yeşil alanların oluşması çok önemli. Çünkü bu tür büyük mega şehirleri sünger şehir denen, sponge city diyorlar İngilizce'de, Hı. sünger şehir denen şehirler haline getirmek çok önemli. Gelen suların toprağın altına girmesi çünkü nihayetinde asfalt veya beton veya çatılar bu suları bıraktığınız anda şehir merkezi ciddi sellere sebebiyet verebiliyor. Bu sebepten dolayı bu tür şehircilik tarafında da bu düzenlemeler, işte su geçirgen malzemeler olması gibi biz de aynı şekilde pandemi sonrası hem İşte ihtiyaçlara uygun hem de iklim değişikliğine göre işte ısıyı absorbe etmeyen tam tersi ısıyı yansıtan işte suyu geçirgen hale getiren gelen yağmur gri suları biriktirip yine geri kullandıran peyzaj alanlarında bitkileri bölgenin iklim koşullarına göre az su isteyen endemik bitkileri seçerek dış cephedeki boyaların rengine dahi işte koyu olduğumuz ısıyı tutuyor ve
ısıyı arttırıyor biliyorsunuz şehirdeki. Hani onun yerine açık boyalar kullanarak çatılarda fotovoltaik panellerle bilhassa işte enerjiyi üreten, enerjiyi biriktiren ve sisteme satan ve binaların ortak alana fayda eden çeşitli teknolojileri kullanarak binanın camından tutun, evin içinde kullandığınız nanoteknoloji ürünlere kadar aslında gayrimenkul sektörü çok ciddi şekilde gelişti. Bizler de pandemi sonrası ve öncesinde de bu noktada tabii çalışmalar yapıyorduk. Ona da değinmem lazım EGP olarak. Yani Türkiye'deki bir gayrimenkul projesi en büyük fotovoltaik panel tarlasını kurduk binalarımızın bir projemizin çatısının üzerinde. Hani onun dışında son dönemde gerçekleştirdiğimiz konut projelerimizin tamamı A sınıfı enerji belgeli. Yani Evet. maksimum enerji tasarrufunu sağlayan projeler. Hani bu tür farkındalık her geçen gün ne kadar çok artarsa aslında genel olarak enerji tasarrufunda da o noktada ileri seviyeye gitmiş oluruz. Bu noktada tabii önümüzdeki dönemlerde enerji verimli binalarda tüketici lehine farklı teşvikler oluşursa inşaat ve gayrimenkul sektöründe bu tür teknolojiler daha rahatlıkla kullanılabilir diye de düşünüyorum. Evet, yani kentsel dönüşüm de söz konusu olduğunda örneğin o binanın 20 yıl sonraki halini oraya inşa etmekten ziyade farklı yeni alışkanlıklar, yeni ihtiyaçlara cevap olabilecek durumlar da yaratmak gerekiyor söylediğiniz gibi. Şimdi çok az vaktimiz kaldı ama size çok hızlı iki soru daha yönlendirmek istiyorum. Konuşmanın başında emtia fiyatlarında zaten zirve görüldü dediniz. Bir bunu biraz detaylandırmanızı rica edeceğim. Bununla birleştirerek de güçlü talep devam eder mi? Özellikle de enflasyonist ortamda enflasyona karşı koruyan tırnak içinde söylüyorum elbette finansal bir araç gibi de değerlendiriliyor konut. Dolayısıyla güçlü talep devam eder mi ve emtia fiyatlarında zirve görüldü mü diye iki sorumun cevabını rica edeyim. Evet, ben hani genel tabii elimden geldiğince hem dünyayı hem ekonomistleri, Türkiye'deki ekonomistleri takip etmeye çalışıyorum. Genel bilhassa işte dün Amerika'da Fed'in artışı ve yıl sonuna kadar artışı devam ettireceği bahsediliyor ve faizin yükselmesiyle beraber emtia fiyatlarının bir dengelenme olacağı ve zirvenin görüldüğü noktasında net bir şekilde yorumlar yapıyor. Tabii ben hani direkt ekonomist değilim ama genel benim de gördüğüm o. Buradaki tek risk işte Ukrayna, Rusya arasındaki savaş ne kadar erken biterse dünya genelinde de işte o jeopolitik ve uluslararası politikadaki yani riskler ortadan o kadar hızlı bir şekilde kalkmış olur. Aslında tabii konuşulan daha çok bu savaşın gıda krizine sebebiyet vereceği, bilhassa dünyanın ekmek sepeti olduğundan bahsediliyor işte Ukrayna ve Rusya'da. Buradaki tedarik zincirlerinde problem olursa orada bir etkisi olur ama emtia fiyatları yönünü demin de dediğim gibi artık pandemi hayatımızdan ciddi şekilde çıkmaya başladı. Ve biz üretimi, dünya genelinde üretim bir zarar görmeyip de tedarik zincirlerinde bir düzelme olursa ve işte nakliye ulaştırma bu noktadaki problemler ortadan kalkarsa benim şahsi fikrim fiyatları daha yukarı gitmesi için bir sebep kalmadı diye düşünüyorum. Aşağı yönlü dileğim en kısa zamanda olacak diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu çok hemen böyle bugünden yarın olacak bir şey değil. Daha tedrici olacaktır. Diğer tarafta da dediğiniz gibi aslında dünyada iki tane ana temel yatırım aracı var. Birincisi gayrimenkul, birincisi de diğeri de altın. Yani bunlar gerçekten Geleneksel, evet. yüzyıllardır ana temel yatırım araçları. Bir taraftan tabii ki altın sonuçta değil ama konut ve gayrimenkul bir barınma da ihtiyacı. Yani hem temel ihtiyaçlarımızı karşılıyor hem bir taraftan da dünya genelinde gelişmiş veya gelişmekte olan her ekonomide bir tasarruf aracı olarak da kullanılıyor. Bu sebepten dolayı iki taraflı da üzerinde baskı olan bir ürün ve demin de bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz Aralık ayında da başlayan ve geçtiğimiz 10 yıllık ortalamaya baktığımızda Ocak-Mayıs arasındaki 579 bin adet konut satılmış bu yıl Evet. geçtiğimiz 10 yıldaki en yüksek rekor. Bunun da bence en önemli sebeplerinden birisi hem bir taraftan ciddi şekilde ihtiyaç olması için yatırımcı yani ihtiyaç sahibinin alması diğer taraftan da enflasyona karşı bir korunma aracı görülmesi sebebiyle yatırımcıların yoğun bir şekilde yönelmesi. Bu iki tane birleşmesi ve pandeminin de üretimi bir miktar yavaşlatması sebebiyle arz talep arasında talep yönlü yoğun bir baskı oldu. Bu benim öngörüm en az yılbaşına kadar da bu yönde bir talep yönlü baskı olacaktır. Tabii ki burada önemli olan tabii maliyetler de artıyor. Orada tüketicinin erişilebilirliği, o Evet. noktada planlamalar, kampanyalar vesairelerinde önemli olacağını düşünüyorum. O noktada önümüzdeki günlerde adımlar atılacaktır. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Devam edeceğiz.
programımızın ikinci bölümünde enerji uzmanı Kenan Yavuz'u ağırlıyoruz. Kenan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Harika Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kenan Bey, enerji şu anda dünyada sağa sola ne tarafa dönsek konuşmamız gereken en temel başlıklardan bir tanesi. Ukrayna-Rusya savaşına döndüğümüzde enerjinin çok kilit bir rol oynadığını görüyoruz. Enflasyonun temel sebeplerine baktığımızda, ki dünyanın bütün ekonomilerinin neredeyse temel sorunu olan enflasyona baktığımızda artan enerji maliyetlerini görüyoruz. Dolayısıyla şöyle geniş geniş bir konuşmaya değer konu halinde şu anda enerji konuları. Son olarak da Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının bir haftada %52 arttığını gördük. Yani çok dramatik bir artıştan bahsediyoruz burada. Bu seviyeler ne kadar sürdürülebilir ve sağlıklı? Ne dersiniz Kenan Bey? Evet, yani özellikle pandemi döneminde geçtiğimiz yılın ortalarını düşünecek olursak Harika Hanım, hem doğal gaz fiyatlarını hem de petrol fiyatları çok dip noktaları görmüştü. Spot piyasalarda doğal gaz fiyatları 100 dolarlar civarında dolanırken kontrat fiyatları da 200-300 dolarlar aralığındaydı. Petrol fiyatları da bildiğiniz gibi 50 ile 70 dolar arasında, daha sonra yıl sonuna doğru 80 dolara doğru tırmanmıştı. Ancak pandeminin etkisinin sona ermesi ve üzerine de Rusya-Ukrayna savaşı tuz biber oldu ve enerji fiyatları maalesef enerji kullanan ülkeler açısından, ithal eden ülkeler açısından çok dramatik bir boyuta gelmiş oldu. 120 dolar, 110-120 dolar bantına oturan bir petrol fiyatı ve doğalgaz fiyatlarının da hakikaten gerek kontrat fiyatlarının gerekse spot piyasalarda yükselmesi enerji ithalatçısı. Birazdan Kenan Bey ile bağlantımıza devam edeceğiz. Ufak teknik düzeltmemiz gereken bir durum oldu. Biz Erdoğan'ın il başkanları konuşmasına gidelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık dedi. Erdoğan, Fed'in aldığı kararlar içinse son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. Neden acaba Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil açıklaması yaptı. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgın, dünyada özellikle ekonomideki dengeleri, alışkanlıkları tamamen alt üst etti. Yoksul ülkeler değil, gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. İşte son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Düşünün, Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Türkiye, salgın krizini tüm boyutlarıyla en başarılı şekilde yöneten ülkelerin başında geliyor. Destek ve teşvik paketlerimizle her kesimden insanımızın yanında olduk. İhracat, istihdam ve sanayi kapasite kullanım oranları uyguladığımız politikaların ne kadar doğru ve isabetli olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 225 milyar doları aştık. Mayıs ayı itibariyle 12 aylık ihracatımız 243 milyar doları geride bıraktık. Türkiye'nin bu noktaya yıllık 36 milyar dolar ihracattan geldiğini, göreve geldiğimizde 36 milyar dolardı. Oradan buraya geldi. Dünyadaki pek çok ülke istihdam konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken biz bu alanda salgın öncesi dönemi de geçerek 30,4 milyon rakamına ulaştık. Turizmde de bu senenin gerçekleşmeleri son derece umut verici. Dünya ekonomisi ciddi daralma riskiyle yüzleşirken biz 2022 yılı ilk çeyreğinde %7,3 oranında büyüme kaydettik. Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında, tabii ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum, %82'ye varan sübvansiyon sağladık. Enflasyonla mücadele kapsamında
Geçen sene 154 milyar vergi gelirinden vazgeçmiştik. 2022 yılında bu rakam 239 milyar liraya çıkacak. Hayat pahalılığını azaltmak için yaptığımız fedakarlıkları kazanç vesilesi gören tamahkarlara da fırsat vermiyoruz. Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Enerji uzmanı Kenan Yavuz'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz Kenan Bey. Bir mikrofonunuzda sıkıntı vardı. Düzelttik, tekrar dönmüş olduk ve artış devam eder mi? Bu fiyatlar ne kadar sağlıklı, ne kadar sürdürülebilir diyorduk. Oradan devam edelim dilerseniz. Evet, yani söylediğim gibi pandeminin sonrasında birikmiş talebin yeniden harekete geçmesi, pandemi öncesinin döneminden daha yüksek bir taleple karşılaşılması, Rusya-Ukrayna kriziyle beraber oluşan Rusya kaynağına alternatif arama girişimleri, petrol fiyatlarının, enerji mali fiyatlarının 100 doların üzerine, petrolde 100 doların, doğalgazda pandemi öncesine göre 3-4 katı, hatta 5 katı bir rakamlara ulaşması spot piyasalarda gerçekleşmiş oldu. Bu tahmin edilebilir bir gelişme değildi. Sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir bir yapı mı? Oraya odaklanmak gerekiyor. Bizim gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından bu seviyeler gerçekten çok zor ve taşınabilir bir maliyet değil. Hakikaten ülkelerin ekonomilerinin maliyet yapısını kökten bozacak bir gelişme bu. Sürdürülebilirlik noktasında özellikle pandemi döneminde ülkelerin karşılıksız para basarak piyasaları rahatlatma eğilimleriyle ortaya çıkan talep fazlasının yarattığı enflasyon büyük bir probleme dönüştü. Yani bütün dünyada şu anda önemli problemlerin, ekonomik sorunların başında enflasyon geliyor. Dolayısıyla enflasyonu baskılamak amacıyla Amerika'da, Avrupa'da, Uzak Doğu'da ve birçok ülkede, Brezilya'dan tüm çevremizde enflasyonu soğutmak için bir faiz artışı yöntem olarak, onlar faiz artışını benimsiyorlar. Ona gidiyor merkez bankaları ve ülkeler. Böylece dünya ekonomisindeki büyüme hızı biraz aşağıya çekilecek bu yöntemle. Bu da varlık fiyatlarında bir gevşemeyi, petrol fiyatlarında bir miktar, doğal gaz fiyatlarında bir miktar gevşemeyi getirebilir. Ama Rusya-Ukrayna krizinin, çünkü Rusya Avrupa açısından dünyanın en büyük, ikinci büyük pazarı olan enerji ithalatı açısından düşünüldüğünde pazarında Rusya'nın önemi ve Rusya'ya bağımlılığın çok yüksek olması ve Rusya'ya alternatif arayışlar ve ambargonun etkisinin ne kadar devam edeceği de önemli bir soru işareti olarak ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği Rusya'da alternatif oluşturma çabalarında çok hızlı sonuç alması kolay değil. Özellikle Kenan Bey, araya gireceğim müsaadenizle. Çok hızlı bir şekilde bu anlamda sonuç alınamaz dediniz. Peki nihai olarak alınabilir mi? Çünkü bu savaşın ilk başlarında özellikle Avrupa ülkeleri deyim yerindeyse kartlarını yeniden dağıtırken Katar doğal gaz üretimine destek verebileceğini ve Rusya'nın bu anlamdaki ikamesinin bir kısmını karşılayabileceğini belirtmişti. Ama günün sonunda bu hamlelerin hiçbiri Rusya'nın ikamesiyle denk düşmedi. Kısa vadede belki evet çok mümkün değil ama peki yani bir vadede Rusya'ya bu anlamdaki bağımlılık sizce yok olacak mı? Şöyle, yok olmaz ama bugünkü seviyesinin çok çok altına geriletilebilir. Bunun için orta uzun vadede LNG kabiliyetini Avrupa Birliği'nin özellikle öncellediğini görüyoruz.
Yani gerek Amerika'dan, Orta Doğu'dan, Doğu Akdeniz'den, Cezayir'den LNG yoluyla doğalgaz ithalatında önemli bir aşamaya gelecekleri görülüyor. Bunun için de bir buçuk yıllık belki iki yıllık süre içerisinde bu kabiliyetlerini arttırabilirler. Diğer yandan Avrupa Birliği biliyorsunuz yeşil ekonomi stratejisi kapsamında özellikle Almanya nükleer enerjiden vazgeçme gibi bir strateji izliyordu. Fransa onu yapmadı. Almanya'nın ki Avrupa Birliği'nin lokomotif ekonomisi ve Rusya'ya en çok bağımlı olan, doğalgaz açısından bağımlı olan ekonomi nükleer enerjiye ve fosil yakıtlara doğru yeniden doğalgazda yeni alternatifler oluşturuluncaya kadar tekrar döneceği ve oradaki kabiliyetini artıracağı görülüyor. Yenilenebilir enerjide daha önemli ataklar yapacaklar. Ve Rusya'ya kesinlikle önümüzdeki 3-5 yıllık süreç içerisinde bağımlılıklarını bugünkü seviyenin çok altına düşürecekleri açık bir şekilde görülüyor. Çünkü Rusya'nın vermiş olduğu güvensizlik, yani egemen bir ülkeye topraklarını işgal girişimi, gelecekte başka ülkelerin de başına gelebilecek bir çağrışım yaratıyor. Bu da Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın bu konuda vazgeçmeyecekleri bir strateji olacak. Rusya'ya karşı bağımlılıklarını azaltma noktasında. Evet. Dolayısıyla çok kısa sürede bu istenilen alternatiflerin oluşturulamaması nedeniyle de doğalgaz fiyatları üzerinde önemli bir baskı oluştu. Petrol fiyatlarında petrol sevkiyatı ve lojistiği doğalgaza göre çok daha kolay Harika Hanım. Çünkü petrolü her türlü taşıyabiliyorsunuz ama doğalgazın iki tane yöntemi var. Ya boru hattınız olacak ya da LNG önce sıvılaştıracaksınız sonra tekrar gazlaştıracaksınız. Dolayısıyla bu iki yöntemin dışında başka bir imkanınız olmadığı için arz ve talep noktalarını buluşturmak için doğalgaz burada petrole göre çok daha stratejik öneme haiz bir yapıya dönüştü. Aynı zamanda doğalgaz Rusya'nın elinde nükleer silah kadar etkili bir stratejik silaha dönüştü. Batı dünyası bu silahı Rusya'nın elinden almak için çok fazla mesai harcayacak gibi gözüküyor. Evet, Kenan Bey çok fazla da vaktimiz kalmadı ama şu soruları da sormadan sizi uğurlamak istemiyorum. Çok önemli konular çünkü özellikle gıda ve enerji tarafına baktığımızda şu an ülkeler açısından politikaları yeniden düzenleyebilmek açısından çok stratejik öneme sahip bu iki başlık. Şimdi bağımlılıklarını düşürebilir Avrupa ülkeleri dediniz. Korumacı politikaların dünyanın her yerinde bu duvarların daha fazla örüldüğünü görüyoruz. Bu duvarlar enerjide de daha fazla örülmektedir. Başlanırsa eğer nasıl bir atmosfer bizi bekliyor? Bir bunu rica ediyorum sizden. Ek olarak Türkiye peki orta vadede enerjide nereye nasıl konumlanacak? Bu konudaki görüşünüzü de rica ediyorum. Elbette ülkeler kendi kaynaklarını öncelikle kendi ihtiyaçlarına kanalize etme noktasında daha muhafazakar olacakları gözüküyor önümüzdeki dönemde. Yani bu globalleşmenin, serbest piyasa ekonomisinin hani hikayemsi böyle çok rahat bir şekilde olmayacağı artık gözüküyor. Ülkeler kendileri açısından çok daha stratejik ham maddelerde daha korumacı olacakları açık gözüküyor. Türkiye'nin konumuna gelince, Türkiye burada özellikle Batı dünyası için çok kilit bir ülke. Bu kilit rolünü oynaması noktasında çok büyük bir tarihi fırsat elde etmiş durumda. Çünkü Katar dediniz biraz önce siz. Katar Avrupa Birliği için bir alternatif olması çok 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 zor bir noktada. Bunun yerine Hazar Denizi yani Azerbaycan ve İran, Türkmenistan, yukarıya çıkarsanız Kazakistan yani Hazar Havzası Avrupa Birliği için Türkiye için çok önemli bir alternatiftir. Özellikle doğalgaz boru hatları yoluyla Türkiye'den Avrupa'ya uzanabilecek yeni boru hatları Avrupa için çok önemli. Doğu Akdeniz gazının
Türkiye üzerinden geçmesi, Irak gazının aynı şekilde Türkiye üzerinden geçmesi, yani tüm Avrupa'yı rahatlatacak, uzun vadede doğal gaz noktasında rahatlatacak bütün alternatifler Türkiye'nin üzerinden ve Türkiye'nin içinde olduğu bir oyun ile realize edilebilir gözüküyor. Tabii burada Türkiye'ye karşı oluşan bir ön yargı yapısı maalesef devam ediyor. Türkiye'yi oyuna almak, özellikle Doğu Akdeniz'de oyunun içine dahil etmeme noktasındaki direnç bütün gücüyle devam ediyor. Biz de ama elimizdeki kozları bir enerji diplomasisiyle dünyaya anlatabilir, Avrupa Birliği ile yeni bir süreç başlatabilir ve öncelikle Irak ve Doğu Akdeniz gazını, daha sonra da Hazar Havzası'nı, belki daha sonra Türkmenistan, İran kaynaklarını Avrupa Birliği ile buluşturacak çözümleri Batı dünyası ile beraber geliştirebiliriz. Bu tarihi fırsatı kendi açımızdan değerlendirebilir ve son 15 yıldır yürüttüğümüz enerji hub'ı olma, enerji merkezi, enerji dağıtım merkezi olma stratejimizde de önemli bir aşama daha kat etmiş oluruz. Evet. Çünkü geçmişte önemli aşamalar kat ettik. Özellikle TANAP ile beraber, diğer boru gaz hatlarıyla, Türk akımı, Mavi akım, evet, Batı akım. Burada bizim biraz daha aktif bir rol oynama noktasında hareket etmemiz gerekiyor ki ediliyor. Evet. Ama Avrupa tarafındaki Türkiye'ye karşı olan ön yargıları daha aşmak için çalışmamız gerekiyor. Evet, enerjiyle alakalı başlıklar bir süre daha manşetlerde kalacak gibi görünüyor. Enerji uzmanı Kenan Yavuz, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kısa bir aranın ardından görüşeceğiz.